Birinci madde üzerinde iki değişiklik önergesi var. Aykırılık sırasına göre işleme alacağım. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan iki sıra sayılı kanun teklifi birinci maddesini aşağıdaki şekilde değiştirmesini teklif ederiz. Madde 1. 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı askerlik kanununun ek birinci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek iş bu kanun mucibince askerlik görevini yapmayı reddetme hakkına sahiptir. İstediği takdirde ise askerlik yapma görevi yerine 6 ay süreyle sosyal hizmetlerde çalışır. Oturma veya çalışma iznine sahip olmak olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere toplam en az bir yıl süreyle fiilen yabancı ülkelerde bulunan bu kanun ile 1076 sayılı yedek subaylar ve yedek askeri memurlar kanununun tabi hükümlüler durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvurmaları, 200 euro veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilecek yabancı ülke parasını başvuru tarihinde defaten ödemeleri halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır. Rıdvan Turan, Mersin, Adnan, Selçuk, Mızraklı, Diyarbakır, Mahmut Toğrul, Gaziantep, Kemal Peköz, Adana, Erkan Baş, İstanbul, Hakkı Saruhan, Oluç, İstanbul milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılmıyoruz başkanım. Önerge hakkında söz isteyen İstanbul milletvekili Hakkı Saruhan Oluç. Buyurun Sayın Oluç. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri saygıyla selamlıyorum. Önce şu 21 gün meselesinden başlamak istiyorum. Şimdi bakın, burada çeşitli defalar dile getirildi. Yani meclisin iradesinin çiğnenmesi, yasamanın bağımsızlığının, kuvvetler ayrılığının çiğnenmesi, Cumhurbaşkanı'nın bu konuda önceden söz söylemiş olması filan. Bunların hepsini bir kenara bırakalım. Bunlar doğru şeyler, yani söylenenler, ama onun üzerinde durmayacağım. Tek örnek bu değil. Şimdi bakın, şurada bir tane gizli oylama yapsak, kutulara atsak, 21 gün olsun mu olmasın mı diye. Ben eminim şu Haziran'ın büyük bir çoğunluğu 21 gün olmasın diyecektir. Çünkü 21 günün hiçbir anlamı yok. Sizler biliyorsunuz hepiniz bunun hiçbir anlamı olmadığını. Yani eskiden patates soydurulur, fasulye kırdırılırdı. Şimdi onlar da yok. Mıntıka temizliğini bile anlatamazsınız 21 günde. Ne teorisi ne pratiği. Hiç böyle bir şey yok. Yani bu 21 gün sadece ya bir şeyleri kurtarmak için oraya konulmuş bir madde ve yüz binlerce genç insanımızı mağdur edecek bir konu. Bu 21 günden vazgeçilmesi gerekiyor. Vazgeçilmezse de herkes bilmeli ki 21 gün Cumhurbaşkanı'nın talebiyle özel olarak saptanmış bir zamandır. Başka hiçbir şey değildir. Şimdi bakın, bugün Sayın Cumhurbaşkanı konuşma yapmış. Güney Afrika'ya giderken diyor ki, Batı ülkelerinde askerlik için personel bulunamadığı bir dönemde biz yığılmaları önlemek için sürekli bedelli askerlik kanunu çıkarmak zorunda kalıyoruz. Biraz evvel sizin temsilciniz konuşma yaptı burada. Dedi ki, yoklama kaçağı ve bakaya yüzünden 1.324.000 kişi bu durumda. Şimdi yoklama ve bakaya kaçağı mı, yoksa millet illa askere gidelim diye sıraya girdi de alacak yer bulamıyoruz, bu işi böyle halledelim mi? Hangisi doğru? Aranızda anlaşamamışsınız. Neden? Çünkü rahat değilsiniz bu konuda. Bakın, Cumhurbaşkanı yine bugün aynı konuşmasında şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, bu durum askerlik meselesini yeni ve daha köklü bir anlayış ile ele almamız gerektiğini gösteriyor. Evet, doğru söylüyor. Biz de size bir şey öneriyoruz. Bir şey öneriyoruz ve bu yeni değil. Yıllardır bunu söylüyoruz. Bu nedir? Şimdi vicdani red adı altında konuşuluyor. Siz belli ki bu red meselesine takıyorsunuz. Onu bir kenara koyalım. Red meselesini bırakalım. Çeviridir nihayetinde. Türkçe'ye çevrilmiştir bu böyle. Mesele bir vicdani hizmet meselesidir. Vicdani hizmet. Bunun yolu nedir? İnsanlar askerlik yapmak istemedikleri zaman bu tür yığılmaların da önüne geçmek için kamu hizmeti, sosyal hizmeti yapmak diye bir şey vardır. Bu bizim üstelik üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi'nin ve görüşmelerini sürdürdüğümüz Avrupa Birliği ülkelerinin içinde de hepsinde geçerli olan bir şeydir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuda kararları vardır.
ve eline silah almak istemeyen insanlar zorunlu askerlik yerine toplumun ihtiyaçları doğrultusunda kamu hizmeti, sosyal hizmeti verirler. Bundan daha iyi bir şey olabilir mi? Vicdani bir durum yani bu. İşte bu tür yığılmaları önlemek için yapısal önlemlerden bir tanesi budur. Vicdani ret hakkı diye konuşulan mesele budur aslında. Tanımını bir kenara bırakalım. Bunun neresine itiraz ediyorsunuz? Neden bu konu tartışılır bir konu olmuyor? Bunların hepsi yapılabilir. Yıllarca insanlar yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düşmek yerine gayet faydalı bir, topluma faydalı bir iş yapıyor olurlar. Kendilerinin de vicdanı rahat olur. Herkesin de memnun kalacağı bir sonuç ortaya çıkar. Ama tartışılamıyor bu. Neden tartışılamıyor? Bunu tartışacaksınız. Eninde sonunda buraya gelinecek. Yani ya sizin ilişkilerinizin olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarında olan konuyu, hayır biz bunu asla ömür boyu değerlendirmeyeceğiz deyip bir kenara koyacaksınız. Ya da başka isimler altında bunu oturacağız. Bu tür toplumsal ve siyasal sorunlar haline gelmiş konuları tartışarak çözüm yolunu bulacağız. Vicdani ret meselesi olursa, bu hizmet sağlanırsa ne yığılma olur, ne mali yük yaratılır. Büyük bir eşitsizlik, 15 bin lira. İnsanlar arabasını mı satsa, evini mi satsa, çocuğu nasıl bu parayı ödeyecek diye uğraşıp duruyorlar. Yani bu eşitsizlikleri, bu adaletsizlikleri ortadan kaldıracak da bir çözümdür aynı zamanda bu. Dolayısıyla yapılabilecek en doğru iş bu konuda adım atmaktır. Bu konuyu tartışmaktır. Eğer önümüzdeki dönem bu konuyu ele almak ve çözümler üretmek isteniyorsa eğer, yeniden yığılmalarla karşı karşıya kalınmak istenmiyorsa, mutlaka değerlendirmesi gereken en önemli adımlardan bir tanesi vicdani ret meselesidir. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir.